Arkadaşlar her sporcu mutlaka karbonhidrat kaynağı olarak ya patates ya da pirinç kullanıyordur. Şimdi salonda da sürekli söylüyoruz pirinç tüketin, pirinç tüketin vesaire. Çoğunluk pirinç yapmayı bilmiyor. Pirinç nasıl tüketilir bilmiyor. Şimdi ben size sporcu usulü hatta en lezzetli pirinç nasıl yapılır onu öğreteceğim. Şimdi akşamdan hazırlamış olduğum kendime göre pirinç miktarını suda ıslatıyorum. Bildiğin bir tane böyle kap alın, pirinci dökün, tartın, üzerine su basın. Ardından sabaha kadar böyle beklesin. Sabah pirinci yapacağınız zaman lavaboda pirinci bu şekilde elinizle ezin. Bu şekilde. Pirincin bütün nişastası aktı. Beyaz beyaz. Üstündeki dış katmanı aktı. Pirinci tavaya döküyoruz arkadaşlar. Şunun altını yakalım. Şimdi arkadaşlar üzerine kettle'da kaynattığımız kaynar su ekliyoruz. Göz kararı ekliyorum ben. Üzerine hafif geçecek kadar. Ardından nerede bizim ışık? Karıştırın bu şekilde hafiften. Eklemek istediğiniz kadar tuz koyun. Tuz bittikten sonra bildiğin et bulyon. Ben bunun yarısını kullanacağım. Et bulyon koyuyoruz arkadaşlar. Et bulyonu biraz karıştırın. Ardından tereyağı. Sizin tercihiniz bu şekilde olsun. Kesinlikle tereyağıyla pirinci kavurmuyorsunuz. Sonra da üstüne ekliyorsunuz. Bu şekilde. Yüksek ateşe maruz kalmayacak. Yani yağ yanmış olmayacak bu şekilde. Ardından ateşin altını en düşük ayarda kısıyorsunuz. Az önce en yüksek ayardaydı. Şimdi en düşük ayarda. Kapağı kapattın. Tam 15 dakika alarm kuruyorsun. 15 dakika sonra pirinç hazır. 15 dakika sonra görüşelim. Arkadaşlar 15 dakika geçti. Şimdi pilavımızın altını kapatalım. Kapağını açıp hemen bez koyacağız. Bu şekilde yapıyorum ben. Kapatıyorum ve kenara kaldırıyorum. Kenara kaldırdık. Pilavımız bir 10 dakika daha bu şekilde demlenecek. Ondan sonra parmaklarınızı bile yiyebilirsiniz. Güzel vücutlar temiz beslenmeyle oluşuyor arkadaşlar. Yani akşamdan yemeğini hazırla veya sabahtan güzel güzel tart, gram gram tart, günlük ne yediğini bil. Temiz temiz beslen, dışarıdaki yemeklere de para harcama. Yani her yer sağlıklı ve güzel yemekler yapmıyor. İstediğin yemeği her yerde bulamıyorsun. O yüzden abi ne yapıyorsun? Akşamdan veya sabahtan hazırlıyorsun yemeğini. Yanında götürüyorsun. Kasenin içinde güzel kaplar alın kendinize. Sizi iştahlandıracak kaplar bulun. Koy abi içine. Ondan sonra 3 saatte bir, 4 saatte bir
Karnın acıktıkça öğünlerini tüket. Sağlıklı vücudun olsun. Sağlıklı bir yaşamın olsun. Her şey kaliteli ilerlesin. Bu kadar. Başka bir alternatif yok. Sağlıklı kalın.